Ertesi sabah yine pistlerdeyiz ve tatilcilerin kar ve kayak keyfi kaldığı yerden devam ediyordu. Akşamki konseri için sabah saatlerinde Uludağ'a eşi Okan Kurt'la birlikte gelen Demet Akalın'ı kaldığı otelin önünde beklerken yanımızdan böcek tabir edilen araçla geçen gençler görenleri şaşırtıyordu. Otelden çıkıp eşiyle karların üstünde yürüyen Demet Akalın'ın aklında belli ki mangal yapmak varmış. Ancak havayı görünce sanki bu fikrinden oracıkta vazgeçmiş gibiydi. Sana bir şey söyleyeyim mi? Mangal olurmuş. Niye? Ne? Sen de kafa iyi diyor. Vallahi iyi. İyi mi? Sen kafa iyi misin herhalde? Merhaba. Ya ben zatürre mi oldum? Ne oldu acaba? İskender'imizi yedik aşağıda. Klasik. Güzel ya, artık bizim kaç sene oldu, 13 senedir geliyorum her sene. Sadece bir sene gelemedim hamile olduğum için. Onun dışında bütün seneler 2-3 performans illaki Uludağ bensiz olmaz, bensiz Uludağ olmaz. Kar üstünde vakit geçiren Demet Akalın hayranlarıyla fotoğraf çektirirken yanına Paris'te yaşayan ve Demet Akalın hayranı olan Meral ismindeki bu güzel bayan geliyor ve ikili başlıyordu sohbete. Demet Akalın Paris temsilcisi değil mi? Evet, evet. Ya sağ olsun, oraya gittiğim zaman sanatçı arkadaşlarıma hemen, çünkü benim kemik fanlarımdan Meral sağ olsun. Paris'e indikleri zaman hemen diyorum ki orada gezdirir, yedirir, içirir. Zengin de bir arkadaş. Aklımızda olsun. Oradan bir daire almaya ikna edilir miyiz? Ya emlakçıyım ben zaten. Ne, bileyim mi söyledin? Hayır. Yani kadın gerçekten emlakçıyım ya. Ama Paris'te oturmak istemem ben ya. Ben en fazla 14 gün kaldım şeyde, Los Angeles'ta. 14. gün ağlıyordum. Ben biraz biliyorsun milliyetçi kadınım. Yani aynen. Oralarda yapamam ben yani. Bu keyifli sohbetin ardından yol yorgunu Demet Akalın'ı akşamki konseri öncesi dinlenmesi için oteline uğurluyor ve Uludağ pistlerindeki turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.